Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, ayın 23'üne kadar Güneş Terazi burcunda olacak ama 23'ünden sonra Akrep burcuna geçecek. Sizin ayınız başlıyor. Bu ay doğan tüm akrep burçlarımızın da doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen akreplerimiz özellikle ayın 23'ünden sonra Güneş yükselen burcunuzun üzerine gelince enerjiniz artacak, parlayacak, dikkat çekmeye başlayacaksınız. Evet, bu ay Venüs de sizinle olacak. Dolayısıyla ayın genelinde aslında Venüsyen enerjilerinde o hoş etkilerini, şanslı etkilerini daha fazla hissedebilirsiniz. 2 Ekim'de hemen ayın başında 10 derece terazi burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulması çok güçlü bir yeni ay olarak sadece bu ayı değil önümüzdeki 6 ayı hatta 1 yıla yayılan zamanı etkileyecek bir önemli tesir. Koç terazi aksında 2023 Nisan'ında başlamış tutulmaları 6 aydır yaşıyoruz ve artık bu akstaki son tutulma olacak ve önümüzdeki 9 yıl terazide, koçta yaşamayacağız tutulmaları. Dolayısıyla hani son 1 yıldır, 1,5 yıldır yaşamanızda gündemde olan konular olabilir. Şöyle bir geçtiğimiz Ekim ayını, işte geçtiğimiz Mart, Nisan ayını şöyle bir gözden geçirin. 12. ev konularınız ne demek? Birazdan genel sağlıktır burası. Birazdan gizli konular, arka plandaki konular, manevi konular, şifa konuları, hayatınızdaki bazı bitişler, sonlanmalar olabilir. Geride bırakmanız gereken konular olabilir hayatınızda. Yeni bir başlangıç için bazen bırakmak gerekir. Bu bir alışkanlıktır. Hayatınızdaki bir bağımlılıktır. Her anlamda olabilir. Tabii ki manevi arayışlarınızın da arttığı bir süreçtesiniz. Dolayısıyla bu tutulma döngüleri özellikle terazi tutulması sizi zihinsel anlamda, ruhsal anlamda biraz içe yönlendirebilir. Biraz yalnızlaşma, tefekkür etme, hayatı sorgulama imkanı da bulabilirsiniz. Tutulma ve tutulmayı takip eden günlerde. Uzaklara gitmeniz, belki yurt dışına gitmeniz ya da yurt dışı ile ilgili bazı fırsatlarla karşılaşmanız da mümkün görünüyor. Terazi tutulması Venüsyen bir tutulma ki Venüs de sizin burcunuzda. Dolayısıyla yaratıcılığınızın arttığı, biraz daha sanatla ilgilenebileceğiniz, işte güzellik, bakım, şifa gibi konulara zaman ayırabileceğiniz, belki bir imaj değişimi olabilir, estetik uygulamalar olabilir. Hani kendinizle ilgilenebileceğiniz bir süreçtesiniz. Hani bu nedenle de böyle bir şifalanmak için bir hastaneye, bir kliniğe gidebilirsiniz. Bazı destekler alabilirsiniz. Ruhsal anlamda da şifalar olabilir bu dönemde hayatınızda iyileşmeler söz konusu olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda terazi, koç, yengeç ya da oğlak. 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu tutulma sizin için çok daha etkili olabilir, güçlü olabilir sevgili akrepler. Evet, ayın 17'sine kadar Venüs burcunuzda. Dolayısıyla hem maddi kazançlar anlamında hem de sosyalleşme anlamında güzel tesirler getiriyor. Cazibeniz de artıyor. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekiyorsunuz. Mars da Yengeç burcunda. Mars'ın da böyle bir güzel açısı var size. Hani bu durumda karizmanızın yüksek olduğu bir ay. Özellikle 8 Ekim, 9 Ekim, 10 Ekim buralarda Venüs Mars arasında güzel bir açı oluşacak. Bu enerjiyi hem özel hayatınızda hem sosyal alanlarda daha faydalı bir şekilde kullanabilir, dikkat çekebilir, başkalarını etkileyebilirsiniz. Sevgili akrepler. Evet, 9 Ekim'de Jüpiter İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Mayıs sonundan bu yana Jüpiter İkizler Burcu'nda biliyorsunuz. Özellikle para konularında biraz başkalarının kaynaklarından yararlanma konularında fırsatlar getirmiş olabilir size veya getirecek önümüzdeki dönemde. Eşinizin kaynakları artmış olabilir. İşte bir kredi almak, borçlanmak ya da bir borcu ödemek, yapılandırmak ve benzeri konularda Jüpiter şu anda sizin için daha iyi tesirler getiriyor diyebiliriz. Şans bu alanda. Jüpiter gerilemesinde aslında son 6 aydır gündemimizde olan ya da hani karşımıza çıkmış bazı fırsatları şöyle bir gözden geçirebiliriz. Biraz onları içselleştirebiliriz. Yani eğer değerlendiremediysek tekrar değerlendirme fırsatları arayabiliriz. Bu dönemde manevi anlamda da iyi bir etki getirir Jüpiter gerilerken dışsal etkileri azaltabileceği için içsel gelişme, farkındalık, manevi, ruhsal anlamda büyüme imkanlarını daha fazla sunabilir bize. Bu olunca da tabii ki biraz daha sorguluyoruz. Etik, ahlak,
konuları, sosyal ve kültürel konular, inançlar, bunlar Jüpiter işleri ve Jüpiter gerilerken hani bazı yanlışlarımızla yüzleşebiliriz. Hatalarımızı düzeltme fırsatı bulabiliriz. Böyle bir sorgulama içerisinde de olabiliriz. Evet, ve 17 Ekim'de 24 derece Koç burcunda Dolunay var. Bu Dolunay sevgili akrepler 6. evinizde meydana gelecek. Genel itibariyle terazi tutulmasıyla da aslında bağlantılı çalışıyor. Bu ay sizin için düzen ayı. Bu ay sizin için şifa ayı. Yani sağlık konularında ruhsal, bedensel, zihinsel iyileşmeler için fırsatlarınız var. Dolayısıyla bazı kararlar alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bazı yüzleşmeleriniz de olabilir. Eğer görmediğiniz, bilmediğiniz bir sağlık sorunu varsa onu da ortaya çıkarabilir bu ay. Ama iyileşmek için de arayışlarınız olabilir. Bununla birlikte hayat kalitenizi arttırmak, yaşam konforunuzu arttırmak, çalışma şartlarınızı düzenlemekle ilgili konular da aktifleşebilir. Bir işe de başlayabilirsiniz. Mesleki anlamda da etkiler olabilir ayın 17'sinden sonra. İş düzeninizde ya da beraber çalıştığınız kişilerle olan iş bölümü falan hani buralarda bazı düzenlemeleriniz olabilir. Beslenmenizi yenilemeniz, diyete başlamanız mümkün. Evcil hayvanlarınızla ilgili etkiler olabilir. Onların sağlıkları, düzenleri ve benzeri konular yine aktif görünüyor. Yanınızda çalışan kişiler ya da evinizde ya da o iş ortamınızda hizmet aldığınız kişilerle ilgili bazı düzenlemeler, dönüşümler söz konusu olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Her zaman olduğu gibi lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunaydan daha fazla etki alabilirsiniz. Yönetici gezegenlerinizden biri Plüto biliyorsunuz. Plüto 12'sinden itibaren Oğlak Burcu'nun son derecesindeki retrosunu tamamlayıp ileri dönecek ve artık Kasım ayında tamamen Kova Burcu'na geçeceği için son kez Oğlak Burcu'nun son derecesinde olacak bu ay. Bu da bazı konularda bazı fikirlerinizin, düşüncelerinizin artık iyice olgunlaşmasını, son noktayı koymanızı sağlayabilir. Yani belki işle ilgili bir karar vereceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızı dönüştürmek için bazı net kararlar vereceksiniz bu ay itibariyle. Biraz da yakın çevrenizi etkiliyor. Yakın çevre deyince işte kardeşlerle ilgili konular olabilir. Bir anlaşmazlığınız ya da çözmeye çalıştığınız bir konu varsa akrabalar olabilir. Akrabalarınızla ilgili bazı haberler de gelebilir. Özellikle Koç Dolunay'ı ve takip eden 2 haftalık süreç içerisinde işte amca, dayı, hala, teyze gibi böyle yakınlardaki kişilerle ilgili bir sağlık konusu gündemde olabilir ya da onların yaşamlarındaki bazı stresler ve dönüşümlerle ilgili haberler gelebilir gibi. Yani bu etkileri de açık olabilirsiniz sevgili akrepler. Ayın 23'ünden itibaren Güneş zaten artık burcunuzda olacak. Sizin döneminiz başlıyor. Güneş burcunuza ve yükselen burcunuza gelince tabii ki yaşam enerjiniz artacak. Kasım ayı da sizin ayınız. Bu dönemde yeni başlangıçlar yapmanız, özellikle Kasım ayındaki akrep yeni ayıyla yeni kararlar vermeniz mümkün görünüyor. Enerjiniz çok güçlü olacak, inisiyatifiniz artacak, dikkat çekeceksiniz ve girdiğiniz her ortamda parlayabileceğiniz bir dönem olacak. Venüs ayın 17'sinden itibaren de para evinize geçişini yapacağı için parasal konularda özellikle ayın 17'sinden itibaren daha rahat olabileceğinizi ve kazançlarınızda iyileşmeler olacağını da söyleyebilirim. Sevgili akrepler, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel, sağlıklı bir ay diliyorum. Hoşça kalın.